İyi Günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. İngiltere'nin derbi şehri, Ermenilere uygulanan soykırım tasarısını onayladı. Kilikya'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümüne adanan bir konferans gerçekleşti. Almanya, Ermenistan'ın öncelikli ekonomik ortağıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Almanya Devlet Başkanı'nın misafiri. Türkiye'de ekonomik kriz derinleşiyor. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin üyeleri hakkında soruşturmalar devam ediyor. Afrin, Türkiye kargaşa içerisinde. Ermeni ailelerin hikayeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzede. İngiltere'nin Derbi Şehir Konseyi Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı oy birliğiyle kabul etti. Tasarıda belirtildiğine göre konsey 1915-1918 yıllarında Osmanlı İmparatorluğunda 1,5 milyon Ermeninin katledilmesini Ermeni halkına karşı işlenmiş bir soykırım olarak tanımaktadır. İngiltere'deki Ermenistan Ulusal Konseyi yaptığı konuyla ilgili açıklamada, kentteki Holocaust Anma Günü faaliyetlerinde Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın anılmasını engellemek için Türkiye'nin yoğun siyasi baskısına rağmen şehir konseyi İngiliz halkının insanlığa karşı suçlar işlendiğinde hakikat ve adaletten yana olduklarını gösteren güçlü bir sinyal gönderdiği dedi. Konsey ayrıca Ermenilere karşı düzenlenen soykırımı tanıması yönünde hükümeti de çağrıda bulunuyor. Ama Türkiye inkara devam ediyor. 29 Aralık 1917'de Sovyetler Birliği Halk Konseyi, Türkiye Ermenistan'ı, Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlığa kadar gidecek kendi kaderlerini tayin hakkını deklara etti. Paris konferansı sırasında 19 Ocak 1920'de Batı Ermenistan de facto bağımsız devlet olarak tanındı ve ayrıca komşu devletlerle sınırları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920'de tahkim kararıyla çizilmiş olan Batı Ermenistan'ı 11 Mayıs 1920'de San Remo konferansında Müttefikler Yüksek Konseyi döyüre tanıdı. Fakat Türkiye tarafından işgal altında tutulduğundan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Batı Ermenistan'ı tanımadığını hatırlatalım. Türkiye tarafından işgal altında tutulan Batı Ermenistan Devleti'ni Birleşmiş Milletler Teşkilatı tanımamaktadır. 1894-1923 yılları arasında Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında birbirini takip eden 3 Türk yönetimi tarafından Ermeni halkına karşı soykırım gerçekleştirildiğini hatırlatalım. Karin, Erzurum şehri, Müttefik devletler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Batı Ermenistan merkezinde Kilikya'nın Kurtuluşunun 100. yıl dönümüne adanmış bir konferans gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Kilikya'nın Kurtuluşunun tarihi, bu süreçte Doğu Lejyonunun katılımı ve diğer tarihi belgeler sunuldu. Konferansta hazır bulunanlar kendilerini ilgilendiren sorular sorarak Başbakan Garnik Sarkisyan tarafından belgeler sunularak cevaplandırıldı. Batı Ermenistan merkezinde bundan böyle Batı Ermenistan'ın adil mücadelesi ve Ermenilerin hukuksal talepleri konularında konferanslar dizisi gerçekleştirilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Bayan Nune Sarkisyan'ın resmi karşılama töreni dün Almanya'nın Cumhurbaşkanlığı ikametgahı olan Bellevue Kalesi'nde gerçekleşti. Frank Walter Steinmeier, Armen Sarkisyan'ın Almanya ya yaptığı ilk resmi ziyaretini memnuniyetle karşıladı. O ayrıca Ermenistan'daki son değişikliklere değindi ve bunun barışçıl doğasını memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Almanya'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ne sağladığı mali ve teknik yardımı, demokratik ve yasal reformlara verdiği desteği takdirle karşılarken bilimsel, eğitimsel ve kültürel alanlarda işbirliğinin yaygınlaştığının altını çizdi. Özellikle bakış açısı yüksek ve bilgi teknolojisi alanında öğrencilerin ve araştırmacıların deneyim alışveriş alanındaki işbirliğinin perspektifte karakterleri vurgulandı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Almanyalı meslektaşını resmi ziyaret için Ermenistan'a davet etmiş, Frank Walter Steinmeier tarafından ise kabul edilmiştir. Çeşitli değerlendirme kuruluşları Türkiye ekonomisine yönelik 2019 yılı beklentilerinde resesyon uyarısı yapıyor. Resesyon, ekonominin 3 aylık dönemlerde arka arkaya en az 2 defa küçülmesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da isimlendirilir. Uzun bir resesyon dönemine ekonomik çöküş denir. Açıklanan raporlarda yüksek enflasyon ve kur krizine dikkat çekildi. Kredi arzı ile dış finansman koşullarındaki kötüleşmenin sürdüğü belirtildi. Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek sırasıyla %3.6 ve %-1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıyla %4.1 ve %3 idi raporda şunlara dikkat çekildi. Kredi arzı daralması ve güven zedelemesi gibi nedenlerle ekonomi beklenenden daha hızlı yavaşlıyor. Kur krizi, yüksek enflasyon ve dış finansman koşullarında yaşanan sıkıntılar 2019'da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yaratıyor. Moody's ise Türkiye'de ekonomik aktivitelerin ciddi şekilde yavaşlamasını, ekonominin 2019'da %2 oranında daralmasını bekliyor. Ekonomik görünümün negatif olduğunu belirten kuruluşun kaydettikleri şöyle: Türkiye tırmanan kurumsal zorunluluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıya. Ekonomide 2018 için %1.5 büyüme, 2019 için %2 daralma. Pir Sultan Aptal Derneği Genel Merkez Yöneticisi Erol Yeter, Enzircan Şube Üyesi Murat Demiray ve Alican Sümbül'ün 28 Kasım'da Erzincan'da yargılanacağı davaya çağrı yapan Erzincan Şube Başkanı Salih Ürün, mahkeme Erzincan ve yöre illerde tüm demokrat aydın insanları bekliyoruz. Çünkü adaletin sağlanması için herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor dedi. 9 aydan beri suçsuz ve günahsız bir şekilde yönetici ve üyelerinin içeride olduğunu dile getiren ürün, dönemin eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de gizli tanık yöntemi ile tutuklandığını hatırlatarak şöyle devam etti. Mahkemeye Erzincan ve yere illerden bütün demokrat, aydın insanların katılımını istediklerini belirten ürün, adaletin sağlanması için herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'de hukuk, işine gelmeyene terör damgasını vur, at içeri şeklinde işliyor. Nasıl olsa terör dendiğinde herkes o şekilde bakıyor ve içeri tıkılıyor bu insanlar. Böyle bir adalet sistemi olur mu diyerek tepki gösterdi. Ürün, bütün dost kurumları, çağdaş, demokrat, aydın, layık insanları bu davaya sahip çıkmaya ve yanımızda yer almasını, davayı takip etmesini bekliyoruz. Dileriz ki arkadaşlarımız serbest bırakılır, daha fazla mağdur edilmezler, dedi. Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek, Kilikya ve Batı Ermenistan'ın silahsızlandırma sorunu gündeme getirilmiyor. Sosyal ağlar aracılığıyla propaganda yayan Türk yanlıları toplumun inanması için insanlarda kafa karışıklığı yaratarak Türkiye'nin Kilikya'yı işgaline karşı siyasi muhalefetinin var olduğu amacını güdüyor. Fransa'nın desteğiyle Türkiye'nin Kilikya'yı işgali sorunu yürürlükte kalmaktadır. Herhangi bir etki olmadan siyasi kararlar terörist kararlılığı daha da güçlendirir ve onların feci sonuçları daha da görünür hale gelir. Ancak geçen yıl Mart ayında Türkiye'nin Fırat Kalkanı askeri operasyonu sonucu Afrin'i işgal ettiği zaman bir gün yerel halkın protestolarından korkarak kendini yakmaya başvuracaklarını hayal bile edemezdi. Afrin işgalinin ilk günlerinde Fırat Kalkanı'nın terörist unsurları şehri denetimde tutmak amacıyla şehrin değişik bölümlerinde konuşlanmışlardı. Fakat bunun sonrasında terörist gruplar arasında anlaşmazlıkların olduğu anlaşıldı. Bütün bir şehri soymanın teröristlerin kolayca vazgeçecekleri bir sorun değildi. Teröristler arasında Afrin sakinlerinin mal varlıklarının yağmalanması o aşamaya ulaştı ki savaştan da öne geçti. Şimdi bazı kaynaklar Afrin'de rüşvet, uyuşturucu satışı ve teröristler arasında kadın ve çocukların kaçırılması olağan hale gelmiştir. Öyle ki Türk ordusu bu krizden çıkmanın yollarını aramaktadır. Al-Hamza ve Al-Amşat terörist grupların unsurları insanların evlerine saldırıyor ve insanların zinet eşyalarını, paralarını ve değerli eşyalarını çalıyor. Türk ordu güçleri ve Özgür Suriye ordusu Fırat Kalkanı operasyonu sırasında kaçış planlarını engellemek için Afrin'e giden tüm iletişim hatlarını kapatmış durumda. Türk ordusu Afrin şehrinin merkezinde bulunan Şahada Al Şarkıya terörist grubun toplanma yerine saldırıda bulunarak 15 teröristi öldürdü. Caş Al Şarkıya, Al Hamza ve Kuzey'deki Osud terörist gruplarının unsurları Halep'in kuzeydoğusunda bulunan Cerablus ve Da Al Bab şehrindeki talan ve rüşvetin aktifleşmesinde büyük rol oynadılar. Türkiye, Ankara'nın desteğiyle faaliyet gösteren teröristlerin suçlarından endişe ederken, Kuzeydoğu'daki Halep kentinin sakinlerinin kapsamlı sokak anlaşmazlıklarına başvurmalarından korkuyor. Onların günlük çalışmalarını daha da zor ve dayanılmaz kılan tüm sorunlardan Türkiye'nin sorumlu tutulabilmesinde her türlü gerekçeleri mevcut. Bu raporların amacı Temmuz 2016 tarihinde Türkiye ve Rusya'nın olağan dışı yakınlaşması Bolşevik Kemalist dönemi anımsatmaktadır ve terörist cehennem artık toleranssız Kilikya'nın sivil halkını rahat bırakmalıdır. Amerikan Ermeni Müzesi'nin icra direktörü Jennifer Lanson Manson'un anlatımına göre bu özel bir müzedir. Sadece sanat ve tarihi değerlerin örneklerini değil, aynı zamanda insan kaderlerinin sessiz bekçiliğini yapmaktadır. Amerikan Ermeni Müzesi'nin özel bir konumu bulunmaktadır. Çünkü burada korunan örnekler Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen temelde soykırımı yaşamış aileler tarafından getirilen ve o ailelerin hikayelerini anlatan örneklerdir. Amerika'nın sesinin müze çalışanı Berç Çekiçan'dan aktardığına göre müzedeki numuneler eşsizdir. Her birinin kendine özel bir hikayesi bulunmaktadır. Numunelerden biri 1735 tarihine ait büyük bir kilise tepsisidir ki Sis'teki Ermeni Katolikosu'nda kullanılmıştır. Bunun üzerinde Hazreti ise 12 havarileriyle resmedilmiştir. Çekiçcan'ın anlattığına göre soykırım sırasında bir delikanlı onu omuzunda taşıyarak Sisten Kilikya'dan Suriye'ye ulaştırmış. Yaklaşık iki hafta omuzunda taşıyarak onu yok olmaktan kurtarmış. Soykırım hakkında anlatan numunelerin hikayeleri her zaman iyi bir sonla bitmiyor. Ermenilere uygulanan soykırımdan sonra Derzor Çölü'nün görüntüsünü temsil eden müzenin ayrı bir bölümünde örnekler toplanmış. Herkes buraya girmeye cesaret edemez. Derzor Çölü'nde ölen Ermeni gencinin ulusal giysisi ve insanlardan geriye kalan kalıntılar buradadır. Bunları Amerikalı misyonerler müzeye bağışladılar. Soykırımdan kaçan Ermenilerin kurtarmaya çalıştığı halkın değerlerini simgeleyen İncil de ayrıca buradadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garinatlı Halk Oyunları topluluğunu sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.